Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese iyi akşamlar diliyorum. Yorucu günler yerini huzura ve mutluluğa arkadaşlar bırakmaya başladı. Ya şu süreci düşünüyorum, gidişler, gelişler, kayışlar, bilmem ne oluşlar. Ama arkadaşlar, günün sonunda ve dip totale geldiğimizde huzurum acayip var. Tek eksiğimiz arkadaşlar Tommy. Tommy'yi de yakın zamanda inşallah bulacağız. Bakalım. Aramalar devam ediyor. Evet kızım. Bulacağız kızım, bulacağız. Bulacağız değil. Şimdi kar yağışının bu bölgeye ne kadar güçlü düştüğünün bir örneği arkadaşlar karşımızda. Hemen yakınlaştırıyorum. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz yer bir halı saha. Tamamen düzlenmiş bir şekilde. Bu bizim buraya yağan kar yağışından sonra meydana geldi. Yani ne kadar güçlü bir kar yağdığını buradan en azından sizlere bir defa daha o günleri hatırlamak istiyorum. Hemen yukarıya çıktığımda da Ali Rıza hocam şu anda çocuklarıyla, eşiyle, ailesiyle iftar sofrasının başındalar ve topun patlamasını bekliyorlar arkadaşlar. Hemen akabinde devlet hastanesi şeklinde dostlar gidiyor. Neyse, dedik ya, bu kadar sıkıntılı, bunalımlı günlerin sonunda yavaş yavaş huzura kavuşuyoruz. Bir yağmur yağdı buraya. Geçen de söyledim. Akıllara zarar arkadaşlar. Öyle böyle değil. Büyük bir testti. Kümeslerimiz arkadaşlar o testi geçti. Geçemeyen yer benim yapmış olduğum Beç kümesi, Beç sarayı. Olmadı. Ama yandan hark kazdık. Alta tahtalar attık. İleriki zamanda güçlendireceğiz. Hemen yanında zaten yeni yaptığımız yere de arkadaşlar yeni civcivlerden koyduk. Şu anda kümeslerimiz buradan buraya full, ağzına kadar hepsi dolu dostlar. Yavaş yavaş kanatlarımın yumurtalarını da vermeye başladılar. Geçen de dedim videoda, farelerin ortadan kaybolmasıyla birlikte yeni yerle yem maliyetleri tahminime göre ay sonunda konuşuruz ama yarı yarıya düşecek. Yeni bir yemlik sistemiyle birlikte bunu daha da bu israf olayının önüne geçeceğiz. Folluklarımız da arkadaşlar bu hafta itibariyle yapılmış olur. Taze taze yumurtalarımızı alacağız dostlar. Bu armut ağacını babam 2009 veya 2010 senesinde aşılamıştı arkadaşlar. Ve bu sene daha kırağa düşeceğini düşünmüyorum. Müthiş arkadaşlar bir meyve armut vereceğini ve buraya gelmesi nasip olacak dostlarımıza da inşallah bu armuttan yediririz. Armut olmasa bile arkadaşlar çay içeriz. Ekmeğimizi kırarız. Mangalımızı yaparız. Domatesimizi yeriz. Soğanımızı kırarız. Bir şeyler yaparız. Yaparız ama yaparız. Gerçekten keyifli olur. Daha önce dedim, hemen üst tarafa zaten kameleler yapacağız. Oranın hazırlıkları başlıyor. Su aboneliğimiz, bir daha söylüyorum, Saski'den tamamen kabul oldu arkadaşlar. Hemen akabinde burası kazılıyor. Peşine arkadaşlar elektrik aboneliğimizi alıyoruz. Alıyoruz. Ama hayatın işleri bitmez arkadaşlar. Yaş geçiyor, ömür bitiyor. Ama hayatın hiçbir işi bitmeyecek. Biz ve şu anda Karadeniz Havza Samsun civarında bulunan tüm Müslümanların iftarı afiyet olsun arkadaşlar, açılmıştır. Onu da söyleyelim. Ben de eve gideceğim dedim, iftarı dedim burada bir suyumuzu içer, öyle açar eve gideriz dedim. Çünkü bunu yaşamak istiyordum. Bu çok keyifli. Şu beçlerimize bir bakalım arkadaşlar. Burada kim var? Burada benim çocukluğumda çimdiğim alüminyum leğen hala burada, getirdim. Suyu da koydum. Köpekler biz olmadığımızda bolca suları eksik olmasın. Beçler, zaten içeride tavşanlar var dostlar. Onlardan biraz tedirgin olsalar da yavaş yavaş onlar da alıştılar.
Çok da güzel bir kümes oldu. Bazı arkadaşlar şey diyorlar. Abi şeyler üşür, tavuklar üşür, beçler üşür. Arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Siz rahat olun. Böyle bir zamanda üşüme olmaz. Kış olsa bile bir şey olmaz. Üstten suyu yemedikten sonra bir de karşılıklı açık değil zaten. Bir tarafını kış ayında kapatırız. Ön taraf zaten açık kalacak. Garip yine kendini ırmakta zannetti, suya girdi. Bunlara da bir güzel bir su alanı yapmak lazım. Yazın çünkü burası çok sıcak olacaktır. Şöyle çıktım mı yukarıya arkadaşlar? Yukarıda çatımızı aradan buradan kontrol ediyoruz. Yani böyle anlatamaz biz. Su depomuzu hala kuramadık, kuracağız. Beçler, tavuklar. Sonra Rafael diye mavicileri ayır. Rafael'cim mavicileri ayıracak kümesimiz yok. Şu anda faal olarak 17 tane kümes var. 17'si de ağzına kadar dolu. Elbet biz buraya geldikçe, yaz tatili de oldukça yeni kümesler hemen yanına bunun arkadaşlar. Aynısından bir tane daha yapmayı planlıyorum. Hemen üstüne bir tane daha. İki tane daha böyle yaparsam karma kümes arkadaşlar. Bir tanesi karma olacak. Bir tanesinde bir şey yaparız elbet. Buluruz bir şeyler. Onu da oraya yaptım mı, iki kümes daha buraya yaparsak. Hemen arka tarafa ördeklerle kazlarıma bir yer yaparsam 4 tane yer. Sonra arkadaşlarım ne olacak? Köpeklerimizin kulübeleri gelecek. Bir buraya bir şeyi bir daha sokmak istiyorum. Kepçeyi. Şu alanı şöyle sıfırdan arkadaşlar. Böyle karanlık da artık çöküyor. Sıfırdan bir alıp orayı bir genişletsin. Ondan sonra yani yaparız daha zamanla. Elimizden geldikçe mücadelemizi vereceğiz. Ve işlerimizi hepsini yavaş yavaş yoluna koyacağız. Tabii ama hayat hep söylüyorum arkadaşlar. Bugün mutluyum. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Allah'ımıza dua edelim. İlk başta sağlık, ondan sonra huzur. Gerisi zaten gelir dostlar.